Ben Süleyman Gülkırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Bugünkü konumuz videoların altına çokça gelen sorulardan esinlenerek oluşturdum. Demir içeren besinler, gıdalar, bitkiler, çaylar, baharatlar nelerdir? Bununla ilgili yapılmış araştırmaları, çapraz araştırmaları derledim. Elimde bir liste oluşturdum ve gerçekten vücudumuz için son derece önemli olan demiri besin yoluyla nasıl elde ederiz onu hemen hızlıca kısaca size sunmak istiyorum. Hekim tarafından size rapor edilmedikçe demir kapsülü yerine bu saydığım bitkilerden demiri pekala almanız son derece kolay. Peki demir eksikliğinde vücutta neler oluşabilmektedir? Önce onu hızlıca kısaca açıklayayım, daha sonra demir içeren bitkileri ve besinleri hızlıca sıralamak istiyorum. Baktığımız zaman vücuda demirle beraber oksijen de az taşınmaktadır. Ve demir eksikliğinden dolayı oksijen az taşındığı zaman vücutta halsizlik, yorgunluk ve takatsizlik ortaya çıkmaktadır. Raporlardan baktığım zaman özellikle demir eksikliği olan insanlarda cildinde yoğun bir solgunluk olmakta ve demir eksikliği olduğu için kişilerde oksijen taşınımı da az olduğu için kişiler nefes nefese soluk soluğa kalmaktadır. Bazen insan bir iş yapıyor, o kadar fazla efor sarf etmemesine rağmen nefes nefese kalabiliyor. Demirin özellikle sinir ağlarında da çok büyük yardımcı olduğunu fark ediyoruz. Özellikle demir eksikliği olduğu zaman nörolojik faaliyetler azalmakta ve vücudumuza bir baş dönmesi görülebilmektedir. Özellikle demir eksikliği el ve ayaklarda da kendini göstermektedir. El ve ayakların daha diğer kişilere göre üşümesi, aynı zamanda el ayakların yoğun olarak uyuşması ve karıncalanma belirtileri de demir eksikliği olabilmektedir. Bazı kişilerde de demir eksikliğinde ağız kenarlarında küçük yaralanmalar ve dilde de iltihaplamalar oluşabilmektedir. Demir eksikliğinin bir göstergesi de tırnakların çok kolay kırılması, tırnaklarda beyaz lek olması ve tırnakların incelmesi de yine demir eksikliğini gösteren emarelerden biridir. Ama demir eksikliği ileri düzeyde ise kansızlık ve anemi ile karşı karşıya demektir. Peki ortada mı? Demir eksikliği değil mi? Peki bunu sağlayan bitkiler, besinler nelerdir? Hemen hızlıca ona devam ediyoruz. Demir içeren en güzel tohumlardan bir tanesi susamdır. Susam bu anlamda yıldız, demir sağlayan bize tohumdur. Özellikle susamdan elde edilen tahinler, özellikle çift kavrulmuş değil, tek kavrulmuş susamlar demiri sağlamada son derece iyidir. Özellikle sebzeleri de not aldım. Ispanak son derece favoridir. Pazı da yine demir içeriği güzel olan sebzelerdir. Bu iki sebzeyi çok fazla eziyet etmeden, çok az kavurarak, çok az haşlayarak özellikle börektir, çörektir yemeğe dönüştürmemiz lazım. Doğal otlardan baktığım zaman özellikle ısırgan, ebe gümeci ve kuşkonmaz da demir içeriği azımsanmayacak güzel doğal otlardır. Baklagillerden iki tane baklagil dikkati çekiyor. Bunlardan biri kırmızı mercimek ve yeşil mercimek. Diğeri de nohut. Yine bizi demir eksikliğini tamamlama anlamında çok iyi iki tane bakliyattır. Özellikle demir eksikliğini biz çay yoluyla almak istersek bu konuda da yine rezene ve ıhlamur bu konuda bize yardımcı olan iki güzel çaydır. Kuru meyvelerden demir almak istersek bu anlamda hatta kan yapıcı üzüm diye birçok özellikle pazarlarda ve baharatçılarda satır. Kuru üzüm içerdiği demir, folik asit ve C vitaminiyle birleşerek bizde kan oluşumunu daha rahat sağlamaktadır. Bu anlamda özellikle pekmezde demir içeriğiyle dikkat çeken güzel bir sıvıdır. Fakat pekmezin bir özelliği de pekmez daha çok kalorisi yüksek olduğu için özellikle şeker hastalığı ve kilo fazlalığı olan arkadaşlarımız bu pekmezi daha az ve dikkatli yemelerini ben özellikle öneriyorum. Peki kuru yemişler bu konuda yıldız. Özellikle demir içeriği anlamında baktığım zaman kabak çekirdeği, yer fıstığı ve alay ya da pijamalı dediğimiz ay çekirdeği yine demir yönüyle son derece güzel. Bakın özellikle baklagiller ve kuru yemişlerde dikkat ettiyseniz
hepsi tohum. Tohumların büyük bir özelliği birçok vitamin, mineralli kitlemeleri ve bütün bitkinin genomunu tohumun içine sığdırmalardır. Bu anlamda aynı zamanda tohumlar bize hem multivitamin, hem multimineral, hem de enerji sağlarlar. Bu anlamda pek çok sırt çantasıyla seyahat ettiğim zaman mutlaka çantama kuru yemişlerden cevizdir, fındık, fıstığı koyuyorum. Çünkü bunlar bize hem mineral, hem vitamin, hem de fitokimyasal sağlıyor. Peki Hipokrat nedir bilir misin? Hipokrat der ki, yedikleriniz ilacınız, ilacınıza yedikleriniz olsun der. Ot Adamı kanalını lütfen takip edin. Ot Adamı kanalı tamamen bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. İnanın size gelen bir video, bir bildirim bütün sağlığınızı değiştirecektir. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.